Dedim ya çok önemli bir tanık gelecek, çok önemli bir tanık gelecek ve bize bildiği her şeyi anlatacak. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Ömer'in 13 yıllık eşi. Evet, İki, eşim. 2002 yılında evlenmişsiniz. Evet. Çok sağ olasın. Hoş geldin Fatma Hoş ablacığım. bulduk. Hoş Lütfen bulduk. bildiğin her şeyi Teşekkürler. anlat. Olur mu? Evet. Mercan artık sinirleri kaldırmıyor. Çok üzgün. Evet. Onu biliyorum. Mercan ama bak çok önemli bir tanık. Geldi sana destek olmak için burada ve bildiği her şeyi Evet. anlatmaya geldi. Peki bunca yıl neden sustun? Ömer'den mi korktun? Evet, Ömer'den korktum. Ne oldu da konuşmaya karar verdin? Sonradan Mercan ağlayıp da şey yapınca bağlanan her şeyi anlatayım dedim. Dayanamadım Mercan'a. Evet. Mercan. Tamam. Dinleyelim her şeyi. Ama az önceki tanıtımda da gördünüz. Öyle şeyler söylüyor ki. Öncesinde röportaj Evet. yapıyoruz bize başvuran. Biliyordu. Yılmaz amcayı biliyordu. Ve ona geleceğim. Yılmaz amcayı Evet. biliyordu diyorsun. Biliyordu. Siz 2002 yılında evlenmişsiniz. Evet. 2017'nin Şubat ayında da boşanmışsınız. Evet. Nasıl davranıyordu sana? Kötü davranıyordu. Nasıl kötü davranıyordu? Ne yapıyordu sana Fatma abla? İşkence, küfür, hakaret. Nasıl işkenceler yapıyordu? Babamla falan kavga yapıyorlardı. Evet. Babam ferçliydi. Babamı dövüyordu. Babanla beraber mi yaşıyordunuz? Evet, babam ferçliydi. Felçli Ben babalı mı? bakıyordum. Bir tane kızıyım ben babam. Evet. Evet, babama ben bakıyordum. Felçli babanı dövüyordu. Evet, dövüyordu. Niye dövüyor babanı ya? Dövüyordu işte, istemiyordu. Siz nasıl tanıştınız Ömer'le? Kim tanıştırdı? Babam verdi. Hayır kurban olayım ya. Evet. Baban sen istemedin aslında Ömer'le. Yok, istediğim olsun da babam olsun dedi. Babam Ben de mutlu. kıramadım. Peki evin içinde masa kurdu bayılttı demişsin. Ne Evet. demek bu? Ne yaptı sana ya? Sehpa vurdu. Sehpa sana mı vurdu? Evet, içmiş gelmiş. Sehpa vurdu. Haberim yok. Bayılmışım. Oo. İkinin namazına, akşam namazına dek ayıkmamışım. Bir dakika ne zaman ne kadar baygın kalıyorsun? 2-3 saat kalmışım. Evet. Şey bu Tahta şey sehpa vurdu. sana vuruyor kafana baygın Evet. kalıyorsun. Seni o halde bırakıyor mu? Bırakıyor. Biraz Sen git dolaşıp geliyor, gene bakıyor. Başucuma oturuyor, benim kızım geliyor. Anneme ne oldu diye. Annem de demiş, annen merdivenden düştü demiş. Hayır Çocuğa lan. seslenmemiş, çocuk şey yapar diye. Çocuk kaç Çocuğu yaşında da sırada? 12-13 yaşında. Yok, 14 falan var. Saat kaç peki o sıra? Geç mi olmuş? Gece mi? Akşam namazının şeyindeydi. Acile götürdüler. Yani Ömer seni doktora götürmedi. Götürdü. En sonunda götürdü yani. Bayan Şen'i ayıkmayınca götürmüş. Bir arkadaşına Lütfetmiş çağırmış. yani. Evet. Peki onun dışında yani bu çok alkol alır mıydı? Alıyor. Bu şiddet alkollüyken mi yoksa daha önce de normal hayatın Yani şeyde? normalde de yani bir şey gibi bir şey yani. Nasıl bir Tuhaf, hiç adam bu? iyi bir şey değil ki. Küfür, Bak. hakaret. Nerede yaşadınız peki siz beraber 13 yıl boyunca? 7 sene Dermendere köyünde yaşadık. Değirmendere Köyü. Nerede Evet. Değirmendere Köyü? Size Yakın yakın mı? Silifke'ye. Ha Silifke'ye yakın. Yarım saatlik bir mesafede. 2008'de babamın evine koştuk geldik. Babam çadırda oturuyordu. Tamam. Babam dedi bu çadırda dedi oturulmaz dedi. Gidin aşağıda evimizde oturun dedi. Evini verdi, anahtarını falan getirdi, verdi. Gittik. Evet. Oturduk, bayağı oturduk. Babam felç oldu. İşe falan gidiyordum ben işte. Yövmeye gidiyordum. İlimona, Çile'ye. Ömer çalışıyor muydu o sırada? Çalışmıyor. Peki onun bir parası marası varlığı, Hayır, tarlaları? hiçbir şeysi yok. Öyle mi? Evet. Durasan öyle demedi dedi. Erip tarlaları var dedi, bilmem ne var Erik dedi. tarlası var, olmaz değil var. Ama hep böyle şeyliğinden yüzünden avukata veriyor. İşte onları da cezaya yatırıyor. Yani öyle bir... Sattı onları yani. Evet. Peki ne cezasını veriyor? Birilerine falan ne yaptı? Evet. Ne cezası var? Kavga. Kavga. Bir sürü sabıkası var zaten. Evet. Sen bunun bu kadar sabıkası olduğunu biliyor muydun? Bilmiyordum. Sonradan öğrendim. Korkma her şeyi anla. Çok çekingen Evet. görüyorum seni. Ama buraya gelme Evet. cesaretin de var. Bravo sana tebrik ediyorum. Evet. Şimdi para verdiğim zaman iyi oluyordu. Para vermedim. Evet. Bu ne demek? Sen ona para mı veriyordun çalışıp? Para çalışıp geliyorduk. İşe gittik miydi? Birkaç gün çavuşlar yövmeye vermiyordu. Çavuşların önüne geçiyordu. Ya ben göndermeyeceğim ya parasını kadının parasını ver diyordu. Sen günlük kazandığın parayı senin elinden alıyor muydu? Evet ya benden alıyor ya oğlundan alıyor. Yani çocuklardan alıyor. İşi gücü yok ya, çalışmıyor. Çalışmıyor. Altında bir araba. O beyaz araba. Evet, aynı beyaz araba. O beyaz araba ne zamandan beri var onda?
2014'te falan vardı. 2014'te vardı. Evet. 2014'te. Daha öncesinde var mıydı arabası? Onların vardı. Önce. Aynı araba mıydı? Aynı araba, bir aynı vardı ama o araba değil. Şimdiki araba değil. Peki, bu cinayeti, daha doğrusu Yılmaz Hoca'yı siz tanıyor musunuz? Tanıyorum. Mercan'ın düğününe gittik. Aa. Evet. Yılmaz amcayı iyi tanıyor. Bir dakika. Öyle mi? Evet. Ömer Yılmaz amcayı çok iyi tanıyor. İyi tanıyor. Senin düğününe gelmiş Mercan. Evet. Ömer. Bilmiyorum. İyi tanıyor derken nasıl tanışıyor yani? Nereden tanışıyorlar biliyor musun? Biliyorum. Patlarla. Murat'ın annesiyle babasıyla biraz akrabalıkları da var. Ömer'in. Arkadaşlıkları da var. Evet. Sizin annenizle. Hayır. Benim önceki evlenip ayrıldığım adamın Değirmendere'ye komşu bir köy. Ha, senin ayrıldığın kocanın. Ha? Evet, evet. Yani benim düğünüme gelmesi oradan kaynaklı. Ha, onları tanıyor. Hatta bir de onların evlerini falan yakmakla tehdit etmiş. O kişi değil mi? Biz evet, yapmış evet. Hani bağlanmıştı ya, benim annem gelin ağalını yakmış, şeyini yakmış demişti ya en sonunda. Yılmaz Hoca'yı tanıyor. Sohbetleri var mıydı Yılmaz Hoca'yla? Bilmiyorum, onu tanıyordum. Çatak köyüne tanımadığı yok ki zaten. Çatak köyüne çok sık gelip gider miydi? Giderdi. Kimlerle görüşürdü oraya gidip? Valla bilmiyorum. Ben tanımıyorum ki görüştükleri adamları. Söylemezdi yani. Yani söylemezdi. Peki siz sonrasında şeylerle nerede komşu oldunuz? Durasan'la, Rukiye'yle nerede komşu oldunuz? Rukiye'de, yine Silifke'de mi? Ha? Evet, Silifke'de. Hangi? Nerede? O ev neredeydi? Toros Mahallesi'nde. Esentepe diye biliyorum. Esentepe. Peki bir şey söyleyeceğim Mercan. Yani sen ayrıldığın eşinin Ömer'le akraba olduğunu... Ben bilmiyorum. Ömer'i ben burada gördüm. Benim düğünüme çok insan geldi. Ben düğünüme gelen her insanı tanımıyorum ki. Oğlan tarafı geldi, kız tarafı geldi. Benim tarafımdan bile tanımadığım insanlar vardı. Bu bilgiyi vardı. İlk kez mi duyuyorsun? Evet. İlk kez duyuyorsun. Evet, bak abla Ömer'le beraber geldiniz değil mi? Evet, beraber gelmişler geldik. Ya bilmiyorum. Durmuş emminin kardeşi vardı Mustafa. Karahacılı köyünün muhtarı. Evet. Tamam. Yok, Karacılı muhtarı değil, Musait'ti. Toros Mahallesi'nde... Dur, o eniştesiydi benim dediğim, evet. Pardon, kardeşi dedim. Toros tamam. Mahallesi'nde komşusunuz Rukiye ile, eviniz yakın. Yakın. Peki, nereden tanıştınız, nasıl tanıştınız Rukiye ile? Bir biz anlat Durasan'ın akrabasıyla Çile'ye gitmiştik. Orada tanıştık bununla, Rukiye ile, Durasan'la. Evet. Oradan Ömer de dedi, o işçilerden dedi, Ere'ye götürelim, çalıştıralım dedi. Tamam. Ben de söyledim. Gittik bir öğlen sonu, iki gün gittik. Rukiye, sen? Evet. Durasan, evet, iş arkadaşlarımdan da vardı, iki üç tane. Onlarla gittik. Kaç gün kaldınız beraber? Yani iki orada... üç gün bir şeye gittik yani. Fazla gidip geldiniz, eve döndünüz mü yoksa orada kaldınız mı, çadırda mı kaldınız? Döndük, yani eve döndük. Eve döndünüz? Evet. Peki o sırada Rukiye ile sohbet ettin mi? Bilmiyorum, sohbet, yani ederdi, denk gelenle sohbet ederdi o. Denk gelen. Ama nasıldı bilmiyorum yani. Peki Ömer'le orada mı tanıştınız? Ya Ömer'le orada mı tanıştı Rukiye? Acaba daha önceden tanışıklığı var mıydı? Bilmiyorum, orasını bilmiyorum. Ömer Rukiye nasıl davranıyor? Ömer de geliyor muydu peki bu sırada sizinle beraber? Ere'ye mi geliyordu? Ere'ye. Ama normalde sen tek başına gitmiyor muydun? Yani Ömer normalde çalışmıyor diyorsun sen. Ama o gün hep Rukiye ve Durasan varken sizinle beraber geldi, evet. Mi? Evet, çuval çekiyor. İşte kese boşaltıyor. Böyle çalışmıyor öyle. Erik toplamıyor. Fatma abla, şunu merak ediyorum. Normalde bu adam sana yardıma gelmiyormuş. Sen işte senin paranı alıyormuş. O günde ne oldu senle sana yardıma gel? Kendi erikleri eriğine yardım ediyor. Ha. Başka yere çalışmıyor. Ya Durasan'a baksanıza ya Buradan yayına çıktıktan sonra otele varınca aradım onu. İyi yapmışsın. Bakmadı. Ben olsam ben de ararım yani. Bakmadı. Ben de mesaj attım. Açmazsan açma Durasan dedim. Benim varacak olduğum yer Silifke. Ben ona iki ay burada yalvardım. İki ay ben ona yalvardım, ne biliyorsan konuş dedim. İçinde dedim, payın da olsa ya pişmanım de Mercan. Ya bir kere bir şey söyle dedim. Sen bu işin bir yerinde varsın Durasan dedim. Yani ben baktığım zaman bu işin bir yerinde görüyorum seni, bana konuş dedim. Ben hep söylüyordum ya. Tanıyor, bir şey biliyor. Hele Rukiye ile olan o bakışmaları var, evet. Var ya. Ya onunla ilgili hazırladığımız, önceden girdiğimiz VTR vardı. Onu bir ekranlara getirmek istiyorum. Bir hazırlar mısınız lütfen? Durasan'la Rukiye'nin bu genç baba VTR'si var ya, ama Durasan'ın olduğu. Bir karşılık o bakışmayı bir görmek istiyorum ekranda bir daha. Ya arkadaşlar özür dilerim yani sevgili izleyiciler. Tanıyor ve her şeyi de Durasan, bu cinayetle ilgili her şeyi de bal gibi biliyor. Gece
geldiler. O bakışma normal bir bakışma değildi. Dışarı çıktım, hayırdır dedim ya, Rukiye aşkım mı depreşti? O bakış nasıl bir bakıştı? Yo dedi, ben hiç bakmadım ki dedi. Ama Ömer'i tanıdığınız, yani ben onun tarlasını erip toplamaya gittim dedi. Ama bize şu bilgiyi söylemedi Durasan. O sırada karısı Fatma abla vardı demedi. Evet. Rukiye geldi demedi. Evet. Tek başına gittiğini söyledi ya. Tek başına gittiğini söyledi yani. Peki ben şunu sormak istiyorum. Sor ablaya, evet. Siz beraber gittiğinizde Durasan Rukiye ile evliydi değil mi? Çile'ye geldiğinde size. Sana soruyor ablacığım. Evet, evliydi. Evliydi. Evliydi.